Buraya dönüyorum, tartışıyorlar. Buraya dönüyorum, tartışıyorlar. O arada Nurgül'e laf yetiştiriyordum. Murat, gene öyle bir hamle yaptın ki hepimizi maşallah oğlum şokta bıraktın. Hani ne oldu senin aşkın? Hani senin mavişin? Hani onun saçının teline kurban ederdin? Ortalığı yıkar. Ne oldu? Yala. Niye senin bu fevriliğin annem ya? Evlendin artık, bak çocuğun olacak. Üstelik de tamam, ilk evladın için benim haberimin olmadığı istem dışı bir gebelikti dedin. Hadi bu senin sevdiğin kadından olacak Allah'ın izniyle çocuğun. Niye böylesin sen Murat? Her şey tam yoluna giriyor derken neden? Bak hepsi kızdılar sana. Evet, efendim güzel. Safiyeciğim. Seda Hanım, burada Esef Bey'in haklı çıkması, Başak'ın seni rezil edecek Havanur demesi. Hepsinden öte bir yana Havanur hamile. Çocuğuna bir şey olursa bunun hesabını kim verecek? Çok üzdün. Kim çok verecek üzdün bunun hesabını? Hani sen buraya ilk gelişini hatırlıyor musun Murat? Havanur'a yaptığın çağrıyı. O aşkınıza ne oldu ya? Ne çabuk ya? Biz ben bu aşkı bu kadar destekledik Murat ya. Ya Karaman de, sizi sevdi de şey bir dakika. Bitmez. Karaman sizi seviyor ama sizin aşkınızı seviyor. Aa, sanki bunlar da. Göstersene Havanur'un ilk gelişini. 4 gündür ben daha yüzünü göremedim. Sesini duyamadım. Seni ben çok özledim. Mavişim, cennet gözlüm. Murat günlerce Havvanur'un gelip yanında olmasını bekledi ve Havvanur nihayet geldi. Bu güzelliğe Murat. Kalk git dedin demin kıza. Nikahlı karın o senin. Doğru bir davranış mıydı? Ya bazen hayat dolu sözler olsa da istemsizce her türlü kelimeler çıkıyor. Ama benim bu şekilde olmamın, yani bana konuşulan, bana karşı davranışı düzelmeyen kişiler yüzünden. Ben bu zamana kadar, yani herkes biliyor. Beni tüm Türkiye biliyor. Nasıl davrandığımı, nasıl Havanur için yaptıklarımı tüm Türkiye, tüm dünya biliyor. Ama ben yoruldum. Onca kelimeleri kaldırmaktan, onca kelimeleri sineye çekmekten yoruldum. Ha, buradan ben şöyle bir şey söyleyeyim. Hani ben az önce dedim. Baba deme bana. Ama ben de şunu söyleyeyim. Ben hala baba derim. Niye? Çünkü ben Havanur'la evlendim. Nikah kıydım. Havanur'un babası benim de babamdır. Benim babam da Havanur'un babasıdır. Annesi annemdir, annem annesidir. Bu bir gelenektir yani. Damadın kayınpederi, kayınanası annedir, babadır. Havanur'un kayınanasıyla kayınpederi de annedir, babadır. Ha, bir gün olsun da bak bunu babam da dile getirmedi. Havanur bana baba diyeceksin bile ne demedi. Bak eyvallah babama bugüne kadar her sen zaman. Sen bugüne kadar babanı dinleseydin zaten. Bunlar adamcağızı sen hiç Kemal dinlemiyorsun. Abi, adam abi kendini paralıyor. Ömründen ömür gitti ya. Ama vallahi billahi ben ona da üzülüyorum he.
Yazık oğlum, sus demekten bir hal oldu ya. Sen babanı dinleseydin bunların hiçbiri olmazdı Murat, yapma. Dik kafalısın biraz, bak ben senin ablanım. Kemal Bey telefonda. Kemal Bey. Efendim Sedan. Hiç olmayacak şeyler yaşadık bugün yani. Ne diyeceğimi evet. Bilemiyorum. Siz ben konuşun. Ben de bilmiyorum. Ben evet. De bilmiyorum ne diyeceğimi. Ama şunu söylüyorum. Bu yaptıklarınız çok yanlış. Alanur ve Murat. Çok yanlış. Bak ben burada şu anda hastalandım. Şu anda hastalandım. Aha. İnanmazsan bakın yanında arkadaşlarımız var. Yazık ya. Ha. Şu anda hastalandım. Sen Murat 6 ay önceye nasıl döndünüz? Nasıl geliyorsunuz? Ben çok merak ediyorum ya. Ya dün de söyledim bak. Ya sizin önünüzde bir düğün var. Düğününüzü düşünün diyorum. Evet biri atıyor, biri kesiyor. Ne biçim çocuk oldunuz? Ne biçim insansınız ya? Ben kendimden utanıyorum artık. Sizde utanma falan yok da ben kendimden utanıyorum artık. Sizde ne utanma kaldı, ne saygı kaldı, ne sevgi kaldı, hiçbir şey. Kankıyorsunuz, olmadı çocuğa, don biçiyorsunuz. Biri şunu boyayacağım diyor, biri bunu boyayacağım diyor. Ya Allah'ım hayırlısıyla, Allah'ım eli kolu sağlam, sağlıklı bir çocuk versin demiyorsunuz. Daha doğmadık çocuğa isim, ondan sonra isimin ardından 10 ay önceye gidiyorsunuz. Bu mu sizin insanlığınız ya? Siz nikah kıymışsınız, evlenmişsiniz, karı koca olmuşsunuz. Bir tane çocuğumuz var. Biri giderim diyor, biri gelirim diyor, biri ben böyle yaparım diyor, biri söverim diyor, biri sayarım diyor. Bu mu yaşlı insanlığınız? Bunun için mi çıktınız Türkiye'ye? Fatih olmaya mı çıktınız oraya? Rezil olacaksınız, bizi kaybedersiniz. Yeterim artık ya. Bizi katmayın, bizi silin. Tübünün kenara atın, orada rezil olacaksınız. Oğlum kimseye katmayın yalnız. Birbiriniz orada kendi kopak gibi dövüşün yatın. Ayıp ya. Ben ne zaman kime, hangi birinize laf konuştum ben? Hangi birinize kötü laf söyledim? He? Ben de ismimi çocuğa koyun dedim mi? Biriniz kalkıyor bakalım, ben tövbe koydum. Ben ne yaptım sana, ne yaptım? İyilikten başka ne yaptım Havanur? Hangi gün kötü laf söyledim sana? Ben tövbe koymam o adamın ismini. Ben ismimi koy demiyorum sana. İsim bir boncuktur. Ne koyarsanız koyun. Esef mi koyacağım? 10 tane Esef yazın kimliğe. Adımı asma, açarsan kahvesin. Ses gidiyor geliyor. Neyse adımı da yormayın. Hastalanmış orada. Geçmiş olsun. Aslan be kapte. Neyiniz var? Dün kalktın burada. Dün kalktın. Ses bozuldu. Alın alın şeyi, ses gelmiyor, anlaşılamıyor. Efendim Sultancığım. Murat'a birkaç bir şeyler söylemek istiyorum. Seda'nın Murat'ın değişmesini şöyle görüyorum ben. Her şey artık ciddiye bindi. Nikah oldu, bebek geliyor, sorumluluk yükleniyor. Murat bunu kaldıramayacağını anladı. Murat değişti. Havanur da yerden göğe kadar haklı. Bunu da Esef Bey de haklı. Yaptın mı sen şimdi? Efendim? Yorum diye yaptın mı sen şimdi bunu? Niye beğenmedin mi? Sen kendin beğendin mi? Evet ben çok iyi. Çok güzel. Ben çok beğenerek yaptım bu yorumu ve kendi fikrimi sunuyorum evet, sana. Tamam. Niye işine gelmedi değil mi Murat? Senin fikrin sana kalsın. Kusura bakma Murat. Sakin. Sakin tamam. Evet Safiyeciğim. Seda Hanım. Murat'ın zaten klasik geldiğinden beri hareketleri. Kızıyor, bağırıyor, çağırıyor, Havanur'u üzüyor. Özür dilerim, böyle söylemek istemezdim deyip bravo. Tekrar başa dönüyoruz. Evet. Nikah kıydıkları günü buraya geldiklerinde tapu bende. Evet.
şeklinde bir hareket yaptı. Hmm. Bu zaten başlı başına bir yanlıştı da. Şimdi bundan sonra zaten evlendiler. Baba her şekilde Havanur arkasında olduğuna göre Murat Havanur'u seviyorum seviyorum deyip kendi derdine baksın. Çünkü Havanur'un arkası sağlam. Babası arkasında. Artı zaten 8 Ekim düğün tarihi ortada. Esef Bey'in istediği bir ev tutulmuş, bir hiçbir şey yok. Yani nasıl evleniyor bunlar? Evlendiler bunlar, hangi eve gidecekler? Düğün 8 Ekim'de oldu. Hangi eve gidecekler? Esef Bey'in evine mi gidiyorlar, Kemal Bey'in evine mi? Neyse, bunların hepsini konuşacağız. Murat biraz sakinleşti. Şimdi, beni dedi yok, dışarıdan konuşanlar, onların tahriğine kapılıyorum. Böyle bazen gel gitler yaşıyorum dedi. İnşallah aralarını düzeltirler. Az önce bir şey olmuştu ya abla. Şimdi Esef abi bir soru sordu. Kızım geliyor musun, gelmiyor musun diye. Peki Esef abi bunu sorduğunda Havanur neden cevap veremedi? Ben bu sorunun cevabını çok merak ediyorum. Giderim. Hayır. Babana neden cevap veremedi? Hiçbir zaman cevap vermedi babasına. Babası buraya geldiğinde de cevap vermedi. İstesem şimdi cevap veririm, giderim. İzlemiyorum sanki. Hayır, telefondayken niye cevap vermiyorsun? Tamam baba ben geliyorum, gel beni al. Kaç kere aradı beni. Babam da abim de. Tamam baba gel beni al. Geliyorum ben neden diyemedim. Giderim. Yani aradılar diye. Ne yapmaya çalışıyorsun da... şu an ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ben mi? Yanlış yapıyorsun. Yanlış yapıyorsun yanlış oğlum. Yanlış doğru. Zaman gösteriyor. Sen bir sakinleş.